Manşete hoş geldiniz. Bugün, evet ekranda görüyorsunuz askıda simit uygulaması başladı. Askıda ekmekten sonra. Buna bakacağız. Maliye ihbar hattı. Buna bakacağız. Maliye Bakanı ihbar edin vergi kaçıranları dedi. Seferberlikle ilgili çok alamet belirdi ama yeni bir yasa hazırlığı daha ortaya çıktı. Bunu anlatacağım. Son kamuoyu araştırması Metropol'ün orada dikkat çekmeyen bazı rakamlar var. Ona mercek tutacağız. Hayırsız ada sürgünleri. Yıllar önce, yıllar yıllar önce İstanbul'da bir adaya terk edilen sokak hayvanları. Buna bakacağız. Ve 1930'dan beri değişmeyen resmi görüşle ilgili bir gazete kupürü ile devam edeceğiz. İnsan onuru, insan hakları ve ondan sonra elbette hayvanların yaşam hakkı. Neyse. Bu askıda simit yeni bir e, fotoğraf. Çay simit hesabıyla hatırlarsanız AKP iktidar olmuştu ve Erdoğan'ın işte 4 kişilik bir aile her öğünde çay simit tüketse işte şu kadar harcaması lazım ve şu anda maalesef bunu bile alacak güçleri yok falan gibi hesapla iktidara gelmişti. İktidara geldiği günlerde ve Erdoğan belediye başkanı iken bunu çokça dile getiriyordu, söylüyordu. O günlere geri döndük. O günlere geri döndük. Çay simitle şu anda insanlar döndüremiyorlar zaten. Ve son derece yani beslenme değerleri, değeri falan sınırlı kent lokantalarında emeklilerin, yaşlıların kuyruğa girdiğini görüyoruz İstanbul'da. Ki İstanbul'da belli yerlerde yani her yerde yok kent lokantaları. Ve Türkiye çapında da öyle her yerde böyle uygun fiyatla yemek dağıtan aşevleri veya belediye tesisleri bulunmuyor. Ankara burası. Askıda simit uygulamasını başlatmış sokak simitçileri. Ve simitçiler diyorlar ki biz bunu esasen durumu iyi olmayan öğrenciler için başlattık. Fakat koca koca insanlar faydalanıyor. Onlar isterken biz de verirken utanıyoruz demişler. Yani orada da gene ülkenin emeklisi, ülkenin yaşlısı bu askıda simit için yaklaşıyor simit büfesine. Askıda simit var mı evladım diyor. Utanıyoruz demiş simitçiler. Onlar isterken biz verirken. Durum bu. Yani Genel gündem bu, asıl gündem bu. Ne anayasa, ne efendim Ekrem İmamoğlu'nun ballı Roma gezisi, ne bu işte köpeklerin itlafı meselesi. Bunların hepsi gündem içerisinde yaygaralar aslında. Yani derin bir ekonomik kriz var, buhran var ve yakın vadede bir çıkış görünmüyor. Özellikle 2024'ün ikinci yarısı itibariyle resmi rakamlar ne denirse de, ne derse desin ve bununla nasıl oynarsa oynasınlar. Merkez Bankası faizi sabit tutsun veya artırsın ya da işte dolar kuru altın fiyatları ne olursa olsun. Bütün bunlar palyatif tedbirler. Ağır, öngörülemeyen, insanların gelecek hayali özellikle gençlerin gelecek hayallerini çöpe atan bir ekonomik belirsizlikten bahsediyoruz. Ülkenin itibarını aşağı çeken insanlar parasıyla da vize alamıyorlar Avrupa ülkelerine. Bu. Böyle bir gündem. Ama bu gündemde acayip konular konuşuluyor. İşte mesela maliye ihbar hattı dedim. Mehmet Şimşek'in attığı bu tweetten hareketle. Diyor ki Etkin mücadelemiz sürüyor. Vergi kayıp ve kaçağı ile ilgili vatandaşlarımızın daha kolay ve hızlı şekilde ihbarda bulunabilmeleri için Gelir İdaresi Başkanlığımız yeni kanalları devreye aldı. Hiç ihbara gerek yok. Ben size göstereyim. İşte bir kara delik. İktidarın her ile bir havaalanı projesi nasıl patladı biliyorsunuz. Uçak inmeyen hava, havalimanlarına da personel var. Yani personel bulunduruyorsunuz ve onların maaşını veriyorsunuz. Yani işte bu kara deliktir. Yani vergi ihbar hattına falan gerek yok. Ayrıca ya nasıl bir şey bu? Yani insanlar birbirlerini ihbar ediyorlar. Burada vergi kaçağı var bilmem ne falan diye. Devlet etkin bir şekilde vergi toplar ve bunun önlemlerini alır. Bu konuda şeffaftır ve bu konuda da zaten bu toplanan vergiler vatandaşa hizmet olarak döner, dönmesi icap eder. Fakat iş böyle dönüyor ki ve bu 10 yıldan uzun bir süredir dönüyor. Açılan ihaleler kullandırılan sıfır faizli krediler, sonra o kredilerin geri dönmemesi, vergi barışları. Mehmet Şimşek'in önce vergi barışlarını anlatması lazım, izah etmesi lazım. Ertelenen kira borçlarını. Milyar milyar eurolardan, milyar milyar dolarlardan bahsediyoruz. Defalarca ekrana getirdim, bir kere daha getirmeyeceğim. AKP'nin ve AKP çevresinin zenginleşme modeli. Eğer bir neşter atacaksanız buraya neşter atacaksınız. Bir ihale veya daha doğrusu bir proje icat ediliyor. O proje ile ilgili ihale açılıyor. Ve o ihale birilerine veriliyor. O ihaleyi alan e, şirketler, holdingler bunun için kredi kullanıyor. O krediyi geri ödemiyor. Ve bu, bu projeler müşteri garantili oluyor. Yani kamu kaynakları gene bir biçimde buraya aktarılıyor. Sonra krediler geri ödenmiyor. E, bankalarla başka türlü sulh yollarına gidiliyor. Veya bankalar bunu görev zararı olarak bildiriyor. Vergiye gelince de bütün tahakkuk eden vergiler vergi barışıyla affediliyor filan. Her iki tarafta... Cebini dolduruyor kamu kaynaklarıyla. İşte bu Balıkesir Merkez Havalimanı. Haziran ayında uçak inip kalkmayan bu havalimanı için yeni bir onarım ihalesi açılmış. Bir de böyle bir şey yapıyorlar. Yani çalışmayan havalimanına onarım ihalesi açılıyor. Birileri gene buradan zengin oluyor. 1 milyon yolcu sayısı hedefleniyormuş efendim. Balıkesir gibi bir yerden bahsediyoruz. Proje tutarı 30 milyon TL'ymiş. 2019 yılında 76 milyon lira harcanarak tamamlanmış. 2020 yılında açılmış fakat... Ne geçen yıl ne de bu yıl hiçbir uçak inmemiş. Açıldı tarihte 51 personeli varmış. Şu anda 66 personel çalışıyor. 66 personel 2 yıldır uçak inmeyen, yolcusu bulunmayan havalimanında her gün mesai yapıyor. Yapıyorsa o da bankamatik memuru değillerse. Budur. Yani ihbara gerek yok. Bunun gibi yüzlerce belki binlerce yer var. Delik var yani. Seferberlik loading devam ediyor. Şimdi kimsenin üzerinde durmadığı bir konu. Meclise sevk edilen yeni yasa tasarısına göre veya teklifine göre izin almadan askeri bilgileri paylaşan ve askeri konularda yorum yapan emekli TSK personellerine ceza verecekmiş filan. Yani ya böyle bir şey olabilir mi filan gibi şey oluyor. Yani işte biz emekli de olsak, görevli de olsak neyse işte ekran ekran konuşup hemen her konuda ahkam kesebilmeliyiz filan. Hayır. Bu bir takım şeyleri zapturapt altına alma. Yarın olabilecek herhangi bir harekatta herhangi bir seferberlikte veya ilan edilecek bir şeyde diyor ki ekran artık ekrana çıkamazsınız ben ne dersem o olacak. Sosyal medyada da görüntü paylaşamazsınız. Sosyal medyada da paylaşım yapamazsınız filan. Yani zaten etki ajanlığı geliyor. Yani bir yandan etki ajanlığı geliyor. Bir yandan da seferberlikle ilgili konular veya olası bir takım riskler tespit edilerek Bunlarla ilgili önlemler alınıyor veya yasal düzenleme yapılıyor. Bir şeyler yaklaşıyor. Bu şeyler yaklaşırken yarın öbür gün bir takım kısıtlamalar devreye girecek veya bir takım hareketler çekilecek, operasyonlar olacak. Bunun altyapısı, yasal zemini hazırlanıyor. Böyle de bakmak gerekir. Şimdi bu pazar seçim olsa, bu pazar seçim olsa Metropol bir araştırma yayınlamış. Çok detaylı bakabilirsiniz. Ben sadece 3-4 konunun altını çizeceğim. AKP %20'nin altına düşmüş durumda. Seç CHP'de kazanamıyor. Hatta kaybediyor. Kararsızlar şampiyon esasen. Şimdi bu grafiğin bakmamız gereken dört noktası burası. Yani bu pazar seçim olsa kararsızlar dağıtılmadan ki kararsızların böyle bir ortamda dağıtılması doğru değil. Bir, CHP 23 alıyor. Yüzde 23. Yani eski kemik cam kubbe dediği Özgür Özel'in orada durmaya devam ediyor. Cam, cam, kubbenin delindiği yok. İki, İyi Parti bitmiş durumda 1.6. Üç, İşçi Partisi de bitmiş durumda. 0.5 falan. Artık partinin artık ne yapması lazımsa yapması lazım. Ve en önemli sonuç bana göre 4 kararsız, protesto ve cevapsız oylar %33.8 34 diyin siz buna. Yani 3 kişiden biri ya sandığa gitmeyecek ya hangi parti oy vereceğini bilmiyor ya da geçersiz oy kullanacak. Oy verecek parti yok. Şimdi bir sonraki aşamada gene metropol araştırmanın Bunda bu tabloda Nisan verileri değil sadece Mayıs verileri de var. Diyeceksiniz ki bir önceki tabloda AKP 20'nin altına düşmemişti ama bu tabloda düşüyor. Mayıs verilerine göre Mayıs 2024 verilerine göre biraz daha yaklaştırayım görün sarıyla işaretledim gerçi ama bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz diye sorulduğunda Nisan verileri orada Mayıs verilerine göre AKP 19.2 CHP 22 alıyor. Bak biraz önceki veride Nisan verilerinde CHP 23.8'di şimdi 22'ye gerilemiş. Yani Nisan'dan Mayıs'a 1.8 düşüş var. Tablo budur. AKP 20'nin altına düşmüştür. AKP'den kaçış devam ediyor ama kaçan oylar CHP'de toplanmıyor. Dolayısıyla CHP'nin yerel seçim zaferi bu yönüyle ele alınması gereken bir konu. Hani emanet oy diyebilirsiniz, tepki diyebilirsiniz, AKP'ye kızma diyebilirsiniz, cezalandırma diyebilirsiniz, CHP'ye bir kredi diyen olabilir filan. Ama emanettir yani tek kelimeyle söylenecekse. Kalıcı, kemik oy değildir o. Ve CHP yönetiminin ve CHP Genel Başkanlık katırında bunu değerlendirmesi gerekir. Çok net. Mayıs metropol verisi. AKP 20'nin altında CHP'de 22. Cam kubbesinde duruyor. Alta bakalım. Diğer partiler görülüyor ama yeniden refah. 4'ten 4.3'e çıkarmış bir yükselen değer olarak devam ediyor. Ve tabii elbette kararsız, protesto ve cevapsız oylar. 33.8'de. Evet. Rakamlar değişmekle beraber aynı oranı koruyor. Yani 3 kişiden biri hala kararsız, hala seçime protesto ediyor, hala bir partisi yok, hala seçime gitmeyecek, geçersiz oy atacak, şu bu. Durum bu. Nasıl olmasın ki? Yani ülke tam anlamıyla bir çeteler ülkesine de döndü. Yani hemen her gün bir çete, bir operasyon, birilerinin birilerini infaz etmesi, yurt içinde yurt dışında. En son işte İtalya'da bir çete liderini, İtalyan polisi paketleyip Türkiye'ye iadesini falan görüşüyor. Nereyi tutsanız elinizde kalıyor. Çeteler zirit atıyor. Böyle miydi? Böyle miydi? Yani sadece eskiyle bugünü mukayese edin. Bir takım ezberlerden sıyrılmanız gerekiyor. Ülkenin geldiği durum itibariyle. Yani bir tu general arabasını da resmi aracıyla insan kaçakçılığı yapıyor. Ve Milli Savunma Bakanlığı bunu kabul etti. Bir tu general. Bunlar görülmüş şeyler değildi. İşte, Ali Can Uludağ'ın haberi. Sinan Ateş cinayetinde kullanılan iki araç. Beş buçuk ay sonra cinayetten Ülke Ocakları Genel Merkezi'nin önünde tespit edilmiş. Sosyal ağlarda paylaşılan bir fotoğrafla. Plakalarını da yazmış. Biri Audi öbürü Passat plakaları da orada, araçlar da orada park halinde duruyor. Bu ne pişkinliktir ki? Bu araçları kullanmışsınız ve bu bu araçlardan vazgeçmemişsiniz, değiştirmemişsiniz. Plakasını bile değiştirmemişsiniz. Hepsi elinizde emniyet falan, elinizde değiştirebilirsiniz. Araçlarda değiştirebilirsiniz. Plakalarını da değiştirebilirsiniz. Yapmamışsınız, yapma gereği bile duymamışsınız. Kendine güvene bakar mısın? Suçluları, tetikçileri taşıyan bir yerden bir yere nakleden araçlar cinayetten 5,5 ay sonra ülke ocakları genel merkezi önünde yan yana park etmiş olarak duruyor. Bir yanda fütursuzluk, pervasızlık, kendine güven, öbür tarafta da işte evet suç delili. Peki bunlar iddianamede var mı? Yok. Özenle ülke ocakları genel merkezi MHP genel merkezi de oraya çıkan oklar da oradaki isimler de hedeflenen azmettirici olarak veya en azından yardım ve yataklık olarak belirlenen isimlerde. İddianamede savcı tarafından özenle ayıklanmış. Çeteler. Ülkesi. işte kırmızı bültenle biraz evvel bahsettiğim Aranan Barış Boyun İtalya'da yakalandı filan. Daltonlar, bal tuzakları, öbürü beriki. Çetelerin birbiriyle ne kapışması. Yani girdiğinizde çıkamıyorsunuz. Dallı budaklı konular. Bunlar yoktu. Çeteler ülkesi. O arada ballı Roma gezisi konuşuluyor işte. Yani gündem bu değil esasen. Ama... Öyle bir şey ki kendinden olunca, kendi mahallenden olunca, kendi arkadaşların olunca da bir şey diyemiyorsun. Özgür Özel de konuşurken, bunu anlatmaya çalışırken açıkçası çuvallamış. Yani işte diyor ki İstanbul'un PR'ı için. Ya İstanbul'un PR'ı için gazeteci mi götürülür Roma'ya? Roma'dan buraya <laughs> gazeteci getirirsin. Yani bu masraflar doğaldır falan filan diyor lobi için. Yani lobi için bir uçak dolusu gazeteciyle Roma'ya gidilmez. Roma'dan belki bir uçak dolusu insan İstanbul'a getirilir. Neyse ben de anlatıyorum. Köpek itlafu meselesi tam anlamıyla köpek itlafıdır. Bu uyutma falan değildir. İtlaf eski bir kelime. Telef etmekten geliyor. Genelde hayvanlar için kullanılır ama tam anlamıyla bu. Köpek itlafu. Esasen eee sokak hayvanları ile ilgili genel bir düzenleme yapmak gerekir ve bu düzenleme yapılırsa birkaç sene içerisinde bu iş hal olur. Ama kimsenin böyle bir niyeti yok. Bakın geçmişte mecliste falan da bu konuda müzakereler olmuş, bir takım gruplar toplanmış, raporlar hazırlamış falan. Sadece ona baksanız, onun gereğini yapsanız biterdi. Böyle bir niyet yok. Yani insanların şeyi niyeti bu değil. Burada da ayrı bir şey götürülüyor. Ayrı bir kutuplaşma götürülüyor. İşte katliama hayır diye pankart açan köpek kediye susma sustukça sıra sana gelecek diyor. Yani mesele aynı zamanda kediler de sokaktaki kedilerle ilgili de el alınması gereken bir mesele. Sanatçılar zararsız bir konu olduğu için sıradan açıklamalar vermişler. Kendine yer bulamayan yandaş medyada Tarkan ve Sezen Aksu da bu defa kendine yer bulmuş. Öldürmeyin, kısırlaştırın. Çözüm belli. Kısırlaştırarak sahiplendirme ve bu konuda etkin bir kampanya yapılması. Bir kere daha söylüyorum. Bunu yaparsanız birkaç yıla kadar bahsettiğiniz soruların hepsi biter. 5 ila 8 yılda etkin bir şekilde bunu takip ederseniz kısırlaştırma ve etkin sahipleştirme sahiplendirme. 5 ila 8 yıl içerisinde sokaklarda sahipsiz ya da sizin tabirinizle başıboş gezen ne kedi kalır ne köpek kalır. Hayırsız ada sürgünleri. İstanbul'da 114 yıl önce yani 1910 tarihinde unutulmaz bir hadise yaşandı. Binlerce sokak hayvanı özellikle köpekler vapurlar ve mavlalarla hayırsız adaya götürüldü. Evet Sivri adaysa sen. Hemen İstanbul'un Marmara açıklarında Sivriada'nın adı o köpekler aç susuz kaldılar tabi Sivriada'da hiçbir şey yok ki ama o günkü cahil zihniyet veya yönetim böyle bir karar aldı ve orada hayvanların ulumaları kente kadar ulaştı ve insanları çok müteessir etti yani ondan dolayı da Sivriada'ya hayırsız ada dediler ve hala da öyle kalmıştır ismi böyle canice yöntemler denendi. Böyle canice yöntemler uygulandı. Bir kere daha bunun benzeri yaşanmasın. Ama bu kafada olan insanlar var. Kayalıklardan ibaret adalar var. Hayvanları toplayıp oraya bırakalım. Yani tamamen zahmetsiz bir şey. Orada artık bağıra bağıra ölsünler. Ee, ne bileyim tabirimi mazur görün. Kalan kalıntılarında ne bileyim yırtıcı kuşlar yesinler filan. Yani acayip. Tam bir doğa ve çevre katliamı. Özgür Özel sokak hayvanları ile ilgili de konuşmuş. Fakat orada bir şey dikkat çekiyor. Yoksulların tehdit altında olduğu, zenginlerin de hayvan haklarını savunduğu bir iklimden çıkarılmalı bu diyor. Evet. Böyle bir şey de murad ediliyor olabilir. Zaten söylemlere bakıldığınızda mesela en son birisi demiş ki insanlar güven içinde sabah namaza gidemiyor falan. Yani buradan böyle dini filan göndermelerle de işi meşrulaştırma gayreti var. Ama en acayibi şu. Mustafa Varank paylaşmış. Biz inanıyoruz ki insan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi. İnsan hayatından daha kıymetlisi yoktur. Şimdi bu İslami bir söylem. Böyle olabilir. Benim alanım olmadığı için oraya girmeyeceğim. Ama ben şu ömrümde şunu söyleyebilirim. Yaratılanların en vahşisidir insan. Evet. Değişmeyen resmi görüşle yurt içi gelişmeleri yavaş yavaş toparlayalım. Şimdi bu hayvanların yaşam hakkı falan meselesinden önce Türkiye'de kurulan sistem ve Türkiye'deki insan haklarına bakmak gerekiyor. Siz insanları öncelemiyorsunuz ki hayvanlara sıra gelsin. Bu Mahmut Esat Bozkurt'un ki anayasanın mimarlarındandır 1924. Sonrasında da 6 yıl boyunca Adalet Bakanlığı yapmış. 1930 tarihinde akşam gazetesine gelen eleştiriler üzerine gönderdiği haber Anadolu Ajansı vasıtasıyla. Diyor ki Mahmut Esat Bozkurt ben diyor ödemiş nutkun da bu memleketin efendisi Türklerdir. Biraz daha yaklaştırayım bakın. Ben ödemiş nutkun da bu memleketin efendisi Türklerdir. Öztürk olmayanların hakkı hizmetçiliktir, köleliktir demekle misafirlerimiz olan ecnebileri kastetmedim. Esasen bir memleketin dahili siyasi münakaşalarında yabancıların yeri yoktur ve olamaz. Bu hak vatan evlatlarına aittir. Benim kastım ki burası asıl dikkat çekici. Teşkilat-ı Esasiye mücibinceki kendi mimarı olduğu şeydir. Anayasayı kastırıyor. Türk olup hala Türk'ten başka milliyet iddia edenler varsa onlardır. Türk harsini samimi kabul edip de kültürünü manasına e, tercüme edelim. Türk'üm diyene sözüm yoktur. Yani diyor ki Türkleşeceksin, İslamlaşacaksın ve öyle olunca Türk'üm diyorsan Türksün bitti. Ama onun dışında Ermeni olduğunu iddia ediyorsan, Kürt olduğunu iddia ediyorsan, Rum olduğunu iddia ediyorsan senin diyor hakkın köleliktir, hizmetçiliktir filan. Şimdi o gün böyle konmuş Türklük ideolojisi ve o gün bugündür bu değişmeyen resmi görüştür. İnsan hakkı yoktur. Ya bendensin ya da değilsin. Eğer benden değilsen de hayat hakkın yok. Yani çalışma hakkın yok. Neyse üretme hakkın yok. Ya hizmetçilik veya kölelik yapabilirsin. Ermeni demişken Paşinyan enteresan laflar etti. Özellikle soykırım, Ermeni soykırımı meselesiyle ilgili olarak. Soykırım iddiası 40'lı 40 yıllarda Ruslar tarafından gündemde tutuldu. Türkiye'den toprak talebi uygun değil dedi. Doğru değil dedi. Ermenistan başbakanı kendisi. Sıradan bir insan değil. Bu ne yapmak istiyor sorusunu gündeme getirdi. Muhtemelen Türkiye ile ilişkileri iyi tutmak ve Türkiye ile Ermenistan arasında bir koridor açmaya. Veya eskisi gibi ticari ilişkiler, karşılıklı uçuşların başlaması, devam etmesi, neyse turizmin başlaması falan gibi. Bu Paşinya'nın özellikle Rusya'yla arayı açarken yönünü batıya, Avrupa'ya hatta Türkiye'ye dönüşünün hamlelerinden veya yeni laflarından, söylemlerinden biri öyle ele almak gerekiyor. Dersip geldi. Bir karikatür çıkmış. Ben de Ömer Murat'ın paylaşımında gördüm e, tercümesini de Almancan yok. Almancam yok ama e, tercümesini yaptım. Tercümesinde şu diyor. Hakimle Donald Trump. Donald Trump duruşması. Hakim de Donald Trump da konuşma balonuna dikkat edin. İkisi de aynı anda aynı şeyi söylüyorlar. Şunu söylüyorlar. Sonunda hapse girebileceğinin farkında mısın? Yani hakim Donald Trump'a bu işin sonunda, bu yargılamanın sonunda hapse girebileceğinin farkında mısın diye soruyor veya söylüyor. Trump da hakime aynı şeyi söylüyor. Bu yargılamanın sonunda sen de hapşe girebileceğinin farkında mısın? Yani tutturabildiğine. Gücü ele geçiren diğerini gömüyor. İnsanlar kanunla nefis nefisler arasında kalmış durumdalar. Bütün dünyadaki uygulama maalesef bu bu noktada. Yani bir hakim, bir savcı bir karar aldığında başı belaya girebilir. Türkiye'de zaten böyle. 10 yıldır böyle. Ki bir sürü yani binlerce hakim savcı içeride hala. Tek kişilik hücrelerde tutuluyorlar. Aldıkları kararlardan dolayı. Dünyada da böyle. Uluslararası Ceza Mahkemesi bir karar aldı. Ve Amerika hemen yaptırımla tehdit etti. Daha önce Putin'le ilgili aldıkları kararı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin alkışlamıştı Biden. Şimdi yaptırımla tehdit etti. Böyle. İşime gelen kararı alkışlarım. İşime gel gelmeyen karar alırsan da seni tutuklarım, sana ceza veririm diyor, parmak sallıyor. AB Dış İlişkiler Şefi Borel de bunu söylemiş. Diyor ki, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı için tutuklama emri talep eden Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıçlarını korkutma ya da tehdit etmeme çağrısında bulunuyor İsrail'e. Ama aslında İsrail üzerinden Amerika'ya. Korkutmayın yargıçları savcıyı ise tehdit etmeyin. Dünya bu noktaya geldi. İşine gelen hakim ve savcıları yani işine gelen karar alan hakim ve savcıları alkışlayan bağrına basan ama tam tersinde de korkutan tehdit eden zor bir meslek haline geldi. Tıpkı gazetecilik gibi yargıçlık ve savcılık da maalesef. Bağlayalım. Britanya'da gündem maddelerinden biri The Times'ın manşetindeydi bugün. Birinci sayfasındaydı daha doğrusu manşet değil. Manşetin hemen kenarında bir haberdi. Rekor seviyede kürtaj daha çok ekonomik sebep İngiltere ve Galler'de 2022'de 250 binden fazla kadın kürtaj yaptırmış bu rakam bir yılda %17 artmış 1967'den beri en yüksek kürtaj sayısı deniyor doğum oranları düşüyor kürtaj da buna bağlı bir neden ve bu tamamen ekonomik nedenler ama bu sadece İngiltere'nin meselesi değil Avrupa'nın da meselesi Türkiye'nin de meselesi hatta Hindistan'ın da meselesi bu grafikle bugün manşeti bağlıyorum. Bakın bu Hindistan'daki doğum oranları. Yani bir kadının doğurduğu çocuk ortalama. 2001'de rakamlar 2'nin üzerinde, 3'ün üzerinde, 4'ün üzerinde Hindistan'daki eyaletler bazında söyleyeyim. Ama şimdi, şimdi değil aslında 2021'de 3 yıl önce 2024 rakamlarını bilmiyoruz yakında öğreniriz ama bunun da altına düştüğü kesin. Şimdi Hindistan'a baktığınızda bakın dikkat yani dikkat çekici rakamlar. Biraz daha yaklaştırayım. 1.8, 1.7, 1.5 filan. Yani 2'nin üzerinde çok az yer kalmış. Bakın şudur bu doğum oranı meselesi. Eğer bir çift, geleneksel manada söylüyorum, bir kadın ve erkek, kend, iki çocuk dünyaya getirirse kendi yerine iki kişiyi bırakmıştır. Nüfus sabit kalır ideal anlamda. Ama ölümler olur, herkes evlenmez, herkes çocuk yapmaz falan bunları da düşündüğünüzde nüfus azalır. Yani iki çocuk politikası. Herkesin iki çocuk yapması politikasıyla bile nüfusu koruyamazsınız. Nüfus azalır. Nüfusun kendini koruması için bu oranın 2'nin üzerinde olması lazım. 2.1, 2.2, 2.3 olması lazım ki nüfus kendini yenilesin ve işte yaşlı nüfus, genç nüfus, çalışan nüfus dengesi olsun. Bugün dünyanın her yerinde bu 2 iki ve 2'nin altına düşmüş durumda. Belli yerler müstesna. Bu önümüzdeki asırda, yani bundan sonraki özellikle 50, 60, 70 yıl içerisinde Tüm bölgelerde Hindistan, Çin başta olmak üzere nüfusun azalacağı manasına geliyor. Artı nüfusun yaşlanacağı manasına geliyor. Ve yaş, e, genç nüfusun yaşlı nüfusu tölere edemeyeceği, destekleyemeyeceği veya onların ihtiyaçlarını karşılayacak vergi, vergi toparlayamayacağı manasına geliyor. Bu bütün dünyada bir risk ve bu risk durmaya devam ediyor. Ve bunun geriye çevrilebilir halde yok İşte Hindistan'ın grafiği ortada, işte kürtaj oranları ortada, doğurganlık oranları ortada. İnsanlar evlenip çocuk dünyaya getirmek veya evlenmese bile çocuk dünyaya getirmek istemiyor özellikle kadınlar. Kadınlarda doğurganlık oranları büyük bir risktir, büyük bir tehlikedir. Ve bu durumun şu aşamada çevrilebilir hali görünmüyor efendim. Diyor ve bir manşeti daha, bir haftayı daha kapatıyoruz. Herkese iyi hafta sonları. Pazartesi tekrar görüşmek umuduyla.